İşte bakalım. Ya biraz önce şeyi merak ediyordum. Ben aslında uysalım dediniz ama bir yandan da erkek gibiymişsiniz çocukluğunuzda, öyle mi? Yani uysalmışım mesela, bütün çocukları böyle ayağında deli gibi sallarsın, uyumaz, çarşaflara koyarsın. Ne? Beni uzatıp şöyle yapıyorlarmış, uyuyormuşum. İşte ben de öyleymişim. Problem orada. Ya. Sonradan bir kudurukluk oldu Ay bende canım. de. Şimdi biz 5 kızdık Çağla'cığım. Babamın hiç oğlu olmamış. En küçük kızı da bendim. Benden bir önceki erkek olup ölmüş. Beni de erkek beklemişler. Kız olmuşum. Ama sadece bende değil, bizim bütün ailede böyle. Biz erkek gibi kızlarız yani. Hı. Öyle yetiştirilmişiz. Ne bileyim, defalarca söyledim, yine söyleyeyim. Ben 3-4 belki 5 yaşında yoktum. Kahveye gidiyordum babamla birlikte. Elimde böyle tespihle geziyordum. Tespihiniz varmış değil mi? Çocukken tabii. Yani öyle. Çocukluktan. Öyle mi yetiştirildiniz acaba işinizde? Ama hala öyle bir tavrınız var yani. Çok zarifsiniz, çok güzelsiniz ama ben hala o şey güçlü, içinizdeki o güçlü tarafı görebiliyorum mesela. Erkek ruhlu kadınlarız biz. Değil mi? Erkek Bende de biraz ruhlu vardır o kadınlarız. Yani. Evet. Hani kadın ruhlu erkekler de var gördüğümüz gibi. Evet. Biz de erkek ruhlu kadınlarız. Biraz ne demek şimdi yani abla? Erkek, anlamayanlar olabilir yani, açısından. Hani böyle yanımıza yaklaşan olamıyor falan tarzı. Yok yok, o anlamda değil. Yani ne bileyim. Güçlü mesela, aslında bir yandan. Bir ton kömürü taşırım ben mesela. Tek başıma taşıyabilirim. Anlatabiliyor muyum? Bir erkeğin yapabileceği işleri yani, ben yapabilirim. Yani öyle ya da ne bileyim. Başka aklına ne geliyorsa mesela. Erkek gibi araba kullanmak mesela falan. Şimdi nasıl anlatayım ki? Yani erkek değilim. Ama o ruhu da içinde ama barındırıyorum. Ama erkek gibiyim yani. Anladım. Kadın olmayıp kadın gibi olanlar da var. Mesela. Değil mi? Hani ben de erkek değilim ama erkek gibiyim. Yani yıllardır hayatımı kendim kazanıyorum. Kendi ayaklarımın üstünde duruyorum. Hayatımın hem kadınıyım hem erkeğim. Kendi kendimin hem annesi hem babasıyım. Bir problemim olduğunda soracak bir babam, bir kocam, bir dayım yok. Kendim hallediyorum. Hı hı. O anlamda ne oluyorum? Kendi kendimin erkeği de oluyorum. Peki sözünü dinlediğin, böyle fikir aldığın insanlar hiç yok mu? Var tabii, büyüklerim var öyle. Güvendiğim, aklına güvendiğim ve iyi niyetine güvendiğim. Sadece akıllı olup kötü niyetli olanlar da var tabii ki. Öylelerine hiçbir şey sormuyorum ama aklına ve iyi niyetine güvendiğim, akıl danıştığım büyüklerim tabii ki var. Olmaz mı? Peki mesela kızını işte geçen hafta evlen dedim, bir kez daha Allah mutlu etsin. Amin. Mesela istemeye geldiklerinde veya işte kızın ilk sana böyle bir şey söylediğinde hiç soruşturdun mu mesela damadın ailesini veya çağırıp onunla bir görüşme yaptın mı, ne bileyim işte kızıma nasıldır, bakabilecek misin? İyi midir, kötü bak, müdür? Kızım benim en değerli varlığım. Yoksa gibi. Daha önceden de tanıyor muydunuz? Şimdi çok isteyince iyi şey. Kız da erkek de, o zaman aileler bir şey diyemiyor. Kızımız da oğlumuz da birbirini istiyordu. Evlendiler. Karşı çıkmadım yani. Tanıyor muydunuz peki damadı? Tanıştık. O kadar yani, öyle o kadar. Onlar kızınıza güveniyorsunuz dedi. Yani seçimleri konusunda. Şu an ikisi de okuyor zaten herhalde. Şimdi iki kişi birbirini istedi mi araya girmemek lazım. Ama hani ne bileyim yani, anne olarak hani kimdir, kimin nesidir falan diye bir araştırma. Çöpçü olsa verecektim ki, istiyor çünkü. İstiyor, evet. Yani. Bu da enteresan. Onun da ailesi kim olsa alacaktı sanıyorum çünkü istiyordu ya, istiyorlar birbirlerini. O zaman engel olunamaz, engel bir şey. Olunamıyor yani. Çünkü biz burada hep öyle konuları işliyoruz. Mesela aileler kızlarını veya erkek çocuklarını işte istemedikleri biriyle evlendikleri evet. zaman çoğu zaman böyle karşı çıktıkları zaman işte evden kovma gibi, evlatlıktan reddetme çok gibi ya da işte çok büyük dramlar oluşuyor. Çok büyük sonucunda. Dramları biz burada işlediğimiz için herhalde çok buradan senin de o zaman ailelere söyleyeceğin şey, hani birbirlerini seviyorlarsa büyüklere de onlara yardımcı olmak düşüyor. Yani bence de yardımcı olmak düşüyor. Tabii ilk önce gençlerin anne ve babalarını kesin dinlemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ama gençler anne babalarını dinlemediği zaman aileler onları dinlemek durumunda kalıyor. İstemeden de olsa. O zaman öyle problemler çıkılıyor. Ama ben alın yazısına inanıyorum Alişancığım. Tabii. Onlar birbirlerinin alnına yazılmış ki bir araya gelmişler. Aileler istese de istemese de. Yani alın yazısına inanıyorum ben. Bu kız isteme nasıl oldu peki abla? Herkes gibi geldiler. Ellerinde Alişan çikolatalar, şekerler. Ya, nasıl bilmiyor? Ay tövbe ara. Ben ne bilmiyorum, ben de gittim. İstediler. Özür dilerim, çok affedersin. Sen nasıl istedin?
Nasıl istedin Ayşe? Ya biz normal gittik işte ailecek. Nasıl işte oraya soruyorsun, sen gene cevap veremiyorsun. Aynısı aynısı. Program sunucusu benim ya, ben Yıldız abla soracağım. Sen ayrı bir şey. Geliyorlar çikolata lokum çiçek değil mi? Evet, çikolata lokum çiçek, güzel kıyafetler. Tatlı bir heyecan. İşte, evet. Allah'ın emri peygamber. Sıra bende şimdi. Kendime bekliyorum, göreceğim. Espri. Evet. Peki çocukken böyle şarkıcı olma gibi ya da ne gibi bir hayalim vardı? Hani ileride büyüyünce şey olacağım, bu olacağım diye herkesin bir şeyi vardır. Vallahi benim rahmetli babam kaval çalardı. Anne tarafımda Tunceli, hep eli sazlı olur. Bütün teyze kızlarım saz çalar, bütün teyze çocuklarım saz çalar. Biz hep böyle türkülerle, şarkılarla büyüdük. Yani ben ne zamandan beri şarkı söylüyorum onu hatırlamıyorum. Diyebilirim yani, çocukluğumdan beri. Çok küçüklüğümden beri. Sonra okul hayatı orada... İlkokuldayken, ortaokuldayken okullar arası müzik yarışması olmuştu İzmir'de. Okulumu birinci getirmiştim. O müzik şey mi? Şarkıcı olarak mı? Şarkıcı olarak. O zamanlarda var mıydı böyle ufak ufak karalıyor muydun? Yok, yazmıyordum. Sadece şiir yazıyordum. Aşk şiirleri. Aşık olduğunuz için mi yoksa? Hani şiir yazabiliyordum. Beste yapamıyordum. Sonra bu işe geçtikten sonra beste yapabildim. Peki o dönemde çocukluk aşkınız var mıydı? Fark ettim. Yani tabii... birine aşık olup mu yazmaya başladınız aslında ilk olarak? Evet. Tabii. Öyle oldu. Başka kime yazacağım? Peki adınız Yadigar'mış, doğru mu? Bunu yok, benim musun? Kendi orijinal adım Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe. Yadigar diyorlardı bana çocukken, evde ağlıyordum ben. Niye? İstemiyordum Yadigar ismini. Yani sizin asıl isminiz Yadigar'dı ama öyle denmesi... Yok, Yıldız benim adım. Yok değil öyle, ben uydurdum şu an. Yadigar diyor, yani birkaç isim bulmuşlar. Göbek adı gibi. Ha, öyle olmuş ama ben sevmiyordum. Bir de bana Yılmaz derlerdi evde. Aa. Çok ağlardım. Ablalarım kızdırırdı beni. Yılmaz derlerdi bana. Çok ağlardım. İşte erkek gibiydim i̇şte ya çocukluğumdan beri. Yıldız değil, Yılmaz derlerdi. İşte öyle. Başka sorunuz? Bu ilk sorun. İlk aşk neredeydi? Ne zamandı yani? Ortaokul zamanı. Kimdi şimdi? Nerede? Ne yapıyor? Evli mi? Vallahi bilmiyorum. Yoldan geçen biriydi. Ha öyle. Yolda görüp aşık mahalleden olup... geçiyordu. İlk aşk dediğin 11-12 yaşındaydım herhalde. Hani ne bileyim canım, hani bir arkadaşlık bir... Yok, hani, yok öyle bir şey. Konuşma, sınıf arkadaşı falan hayır, değildi. Hayır, hiçbir şey. Yoldan geçen birine aşık olup ve şiir yazmaya hayır, başladım. Hayır, o yaşta yazmıyordum. Ha. Ortaokulda falan yazmaya başladım. İlk aşkım 11-12 yaşındaydı. Çocuktum yani. Aslında aşk mıydı o, onu bile bilmiyorum. Anlatır yani. Mısınız bize biraz? Yok, anlatacak bir şey yok ki. Yok, öyle bir şey. Sadece yok. Bir beğeniydi. Bir beğeniydi yani. Peki anlatabileceğiniz evet. En büyük aşkınız? O kimseyi ilgilendirmez. Evet. Çünkü artık beni de ilgilendirmiyor. Oo. Tabii. Geçti gitti, mazide geçti, kaldı. Geçti gitti tabii ki. O da güzel. Peki anne baba ne iş yapıyordu Yıldız abla? Annemin bir bakkal dükkanı vardı Alişancığım. Babam tekelde çalışıyordu. Emekliydi tekelden. Öyle. Yani çocukluk hani maddi olarak çok böyle şey durumlar ekonomik, yaşamadınız. Ekonomik açıdan... düşük bir aileydik yani. Ekonomik durumumuz çok iyi değildi. Hiç beş, iyi değildi. Beş kız hiç erkek yok. Altı kardeşiz. Bir tane erkek var. Bir tane erkek. Abiniz, büyük abiniz. Evet, abim var. Peki İstanbul'a geliş nasıl oldu ondan sonra? 1991'de İzmir pavyonlarında başladım şarkı söylemeye. Rahmetli Cengiz Özçeker'in Pırlanta pavyonunda başlamıştım. Çok kişi geçmiştir oradan. Kibariye, Tüdanya, Bergen, bir sürü sanatçı. Daha doğrusu orada sanatçı başladım. Olmaya nasıl karar verdin abi? Hani seni orada kim vesile oldu? Parasızlıktan. Sesimin güzel olduğunu biliyordum. Ama seviyordunuz da tabii. Tabii yani şarkı söylemeyi hep seviyordum. Her hem zaman. Sesiniz güzel hem çok seviyorsunuz. Bu işten niye para kazanmayayım diye evet. Düşündünüz ve... Sahneye çıktım. İlk Pırlanta'da başladım. Sonra ünüm yayılmış İstanbul'lara kadar. Sonra beni dinlemeye geldiler. İstanbul'dan birçok insan geldi. İzmir'de başladım.